Herkese Yeni Zelanda'dan merhaba. Sizlerle yeni bir videomla tekrardan karşınızdayım. Bugün burada çok güzel bir güne başlıyorum. Koronavirüsü iyiye gittiği için bugün burada hükümetin vermiş olduğu karar insanların hemen hemen normal yaşantısına dönmesini sağlayacak. Ama bu süre zarfı içinde alınmış olan bazı kurallar var ve hepimiz, yani bütün insanlar burada bu kurallara uymak zorunda. Burada bugün her yer açıldığı için beni sevindiren özellikle bir nokta var. Çünkü berbere saç tıraşı olmaya gideceğim. Evet, saç tıraşı için berbere gitmeye hazırım. Gitmeden önce gördüğünüz gibi birkaç video ve resim çektim hatıra kalsın diye. Berber yaklaşık buraya 15 dakika yürüme mesafesiyle. Bakalım koronavirüsü süresince berberde ne değişiklikler olmuş. Hadi gidelim. Evet, hayat ne kadar da normale dönmüş olsa da dışarı çıkarken maskemi takıyorum. Dışarıda çok güzel bir hava var. Siz de görüyorsunuz. Ve yaklaşık birkaç dakika sonra berbere varmış olacağım. Evet, şu anda berbere geldik. Bu arkadaşımızın ismi Mo. Beni saç tıraş edecek arkadaş. Şimdi iyi mi kötü mü bilmiyorum. 2 seneden beri aynı kişiyi kullanıyorum. Şimdi saçımı kestikten sonra buna siz karar vereceksiniz. Eğer Yeni Zelanda'ya tekrardan sıfırdan yaşamaya gelseydim herhalde berber olarak gelmek isterdim. Nedenini saçımı kestikten sonra göreceksiniz. Hadi saç tıraşına başlayalım. Evet, gördüğünüz gibi hazırız. Önlüğümüzü taktık. Gördüğünüz gibi berber şu anda hem eldiven takıyor hem benim gibi maske takıyor. Çünkü mecburi olduğunu öğrendim. Evet, bakıyoruz ve başlıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi saç tıraşı bitti. Ellerine sağlık Mo. Thank you so much Mo. It's look great. I look like it's 20 years old now. 10 years younger. Yeah. Evet, şimdi parayı ödemeye geldi. Parayı öderken göstereceğim, bakalım ne kadar tuttu. Herhangi bir değişiklik var mı? Evet, gördüğünüz gibi saç tıraşım bitti. Parayı ödedim. $40 ödedim. $40 yaklaşık 175 Türk lirası yapıyor. Gördüğünüz gibi çok da güzel oldu. Yeni Zelanda'ya geldiğiniz zaman, saç kestireceğiniz zaman 175 TL para ödeyeceksiniz. Bilginiz olsun. Birazdan evde görüşmek üzere. Evet, şu anda eve geldim berberden sonra. Kafaya masraf ettim, siz de gördünüz. 175 Türk lirası ödedim. Yaklaşık 2 saat sonra iftar yapacağım. Öncelikle beni Facebook ve Instagram'da yeni takip etmeye başlayan herkese hoş geldiniz diyorum. Unutmayın ki benim Facebook ve Instagram, YouTube kanalımın isimleri aynı. Travelaholic Adem. Ekranda da görüyorsunuz. Bir videomun daha sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize ve sevdiklerinize iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Esen kalın.